Maddi durumu iyi olan bir öğrenci ile yoksul bir öğrencinin başarısı sadece kendi performanslarına mı bağlı sizce? Yoksullukla sınav başarısı arasında doğrudan ilişki var. Ailenin gelir durumu düştükçe çocuğun sınav başarısı da düşüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerine bakalım örneğin. Gelir durumu çok iyi olan çocukla kötü olan arasında tam 22 puan fark var. 2014-2015 TEOG sınavlarındaki testlerde tüm derslerde bu farkı görmek mümkün. Gelir azaldıkça eğitime ayrılan pay da düşüyor. Yoksulluğun yarattığı eşitsizlik tablosu çok net. TÜİK ve Eğitim İş Sendikası'nın verilerine göre eğitime yapılan harcamalarda zengin ve fakir kesim arasında tam 78 katlık bir uçurum var. En yoksul kesim eğitime ayda sadece 4 lira ayırabiliyor. Bu da en fazla 4 kurşun kalem demek. Zengin kesim ise eğitime ayda 343 lira ayırıyor. Bu bir kısır döngü. Gelir dağılımındaki adaletsizliğe eğitimdeki eşitsizlikler de eklenince yoksulluk eğitimsizliği, eğitimsizlik yoksulluğu doğuruyor. Türkiye'de bütçeden eğitime ayrılan pay artsa da yeterli değil. Eşitsizlik önceki yıllara göre azaldı ancak hala döngü kırılamadı.